Sayın meclis üyelerimiz, sivil toplum, kıymetli şairler, yazarlar, edebiyat ve konukları ve çok kıymetli konuklarımız, gazetecilerle, gazeteci, yazar, yönetmen ve belgesel konak söyleşileri etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz, onur verdiniz efendim. İlk olarak bıyıklarıyla duruyordu ki Mavzer'in yanında. Birdenbire beş adım sağında onu gördü. Paşalar onun arkasındaydılar. O saati sordu. Paşalar üç dediler. Sarışın bir kurda benziyordu. Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Zihniyet ve yolsuzluk, cesaret ve korku, inanç ve bezginlik. Gerçekten Cumhuriyet'in ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk Fakirçilerin merkez şehridir, ana vatanıdır İzmir. O yüzden çok anlamlı oldu bu belgeseli burada göstermek ve bu sohbeti Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet 100. yıl başta altında yapmak çok gurur bir şey. Tamam, sandığa gerek yok. Nevi Bey'in dediği gibi, Fatih kardeşimin dediği gibi biz bu işi bitireceğiz. Tek istenen nokta bence az önce ifade ettiği gibi 1923'teki Cumhuriyet'in kurulduğu yıllardaki fabrika ayarlarına dönmemiz lazım. Fabrika ayarlarına döneceğiz. O dönemdeki bütün akıllarına devrimleri yerine gerçekleştirmemiz lazım. Hiç karamsar olmayın. Hakikaten geliyor gelmekte olan. Hiç kuşkumuz yok. Biz bu işi bitireceğiz. Hep birlikte olacağız. Mücadele edeceğiz. Salonlarda değil artık sahalarda olacağız. Evet. Hepinize teşekkür ederim katılımınız için. Değerli dostlarıma da tekrar teşekkür ederim. Geldim buraya. Ben de hafta destek olur. Ben de Paris'te yaşadım bu yıllar. Davayı yıllarında. O yüzden kulak söyleyicileri alkışlayalım. Başka bir alışım değil. Thank you.